metotlara giriş yapmıştık. Şimdi metotlara bir veri göndereceğiz. Ver, e, metot o veriyi işleyecek ve bir işlem yapacak kendi içerisinde. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunlara parametreli metotlar diyorlar arkadaşlar. Parametreli fonksiyonlar, metotlar. Sizin için hangisini tercih ederseniz, hangisi uygunsa sizin için doğrudur o. İlk olarak yapacağımız örnekten biraz bahsedeyim. Yapacağımız örnek şu arkadaşlar. Bir metot yazacağız. Metodun içerisine İki tane sayı göndereceğiz ve bu iki sayının ortalamasını bulacağız. Bunu burada da yapamaz mıyız? Yani iki tane sayı gönderip ortalamasını da bulamaz mıyız? Tabii ki de buluruz ama sayılar değiştiği zaman ileride ben o metodu, metodu iki kere kullandığım zaman tekrar aynı kodları yazmama gerek kalmayacak. Kodu yazınca anlayacaksınız. Ne yapıyorduk? Şuraya gelelim. Public diyorduk. Static Void Metodun ismi. Metodumuzun ismi Metod isimleri genelde emir kipleriyle olur arkadaşlar. İşte ortalama al, sayı getir, kendini tanıt bilmem ne diye. Hani e, emir isimlerini, emir kipleriyle oluşur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben camel case yöntemiyle yazıyorum. Yani ikinci kelimenin ilk harfi büyük olarak yazıyorum. Bu metodumuzun ismi de public. Şöyle. Bu metodumuzun ismi de şu olacak. Ortalama al. Yazalım. Ortalama al. Parantezleri açtım. Biz daha önce parantezleri açıp parantezlerin içerisinde hiçbir şey yazmadan süslü parantezleri açıp içeriye giriyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi bilgi alacağımız için dışarıdan bir e, bilgi alacağımız için bu gelen verileri de burada göstermemiz lazım. Gelen, veri, gelen veriye hangi ismi vereceğimi, gelen verinin hangi veri tipinde olacağını burada söylemem gerekiyor. İki tane sayı alacağımızı söyledik değil mi? Bunlar integer veri tipinde olacağı için ben buraya int yazıyorum ve isim vermem gerekiyor. Sayı 1. Bir. Bu birinci gelecek sayıyı temsil ediyor arkadaşlar. Virgül koyuyorum. Bu da ikinci gelecek sayıyı temsil ediyor. Sayı 2. Gördüğünüz gibi iki parametreli bir metot oluşturmuş oldum. Bunların ikisi de tam sayı tipinde olduğu için ikisinin de tipleri integer. Bazı metotlarda işte burada string metotlar da oluyor. String veri tipleri de oluyor. Double veri tipleri de oluyor. Farklı farklı veri tiplerini gönderebiliriz arkadaşlar. Şu anda bizim alacağımız veriler ikisi de tam sayı olduğu için ben bunlara integer tipini verdim ve bunlara isim olarak da yani gelecek verilere isim olarak da sayı1 ve sayı2 isimlerini verdim. Şimdi süslü parantezimi açabilirim. Süslü parantezimi açtıktan sonra ne yazacağım? Gelecek sayı1 ve sayı2 değerlerini ne yapmam gerekiyor ortalamasını almak için önce bir toplamam gerekiyor. Toplam değerine de tekrar ulaşabilmek için onu bir değişkende tut tutmam lazım. O yüzden integer toplam diyorum eşittir sayı 1 artı sayı 2. Ne yaptı? Sayı 1 ismini verdiğim veriyi al. Sayı 2 ismini verdiğim veriyi al. Bunları topla. Çıkan sonucu atama operatörü sayesinde toplam değişkenimin içerisine gönder. Ama toplamakla da yetmiyor. Biz ortalamayı almak için sayı adadine bölmemiz gerekiyor. Bir iki sayının ortalamasını biz nasıl alıyoruz? sayıların toplamını buluyoruz. Onu ikiye bölüyoruz. Ortalamayı bulmuş oluyoruz o şekilde. O yüzden benim bir tane daha değişken ihtiyacım var. Bu da ortalama değerini tutacak bir değişken. Ortalamanın veri tipi virgüllü bir sayı olabilir değil mi? Hani tek sayıyı ikiye bölersek işte virgüllü bir sayı çıkabileceği için ben burada double veri değişken tipi tanımlıyorum. Double bir veri tipi tanımlıyorum arkadaşlar. Double ismine ortalama diyorum. Bu ortalama değişkeni neye eşit peki? Ortalama değişkenin içerisinde ben ne koyacağım diyor bize program. Ortalama değişkenin içerisinde gel. Toplamın 2'ye bölümünü koy. Bölü 2. Parantez aç. Bölü 2. Noktalı virgülü unutmuyorum. Şu anda ortalamayı da buldu. Çok güzel. Bunu yazdırmamız gerekiyor şimdi. Yazdıralım. Esa dedim. ve ortalama değişkenimi ekranda yazdırdım arkadaşlar. Metodun bu kadar. Bitti. Şimdi bu metodu çalıştıracağım yere geçebiliriz. Metodu çalıştıracağım yer neresiydi? Main metoduydu. Burada ismi main'di. Yani main ana demek İngilizcede. Ana metotla çalışıyordu bizim programlarımız. Metodu çağırmak için ne yapıyorduk? İsmini yazıyorduk o metodun, değil mi? Sizi nasıl çağırıyorlar? İşte Ali, Veli, Mehmet, Bahadır, gel diye çağırıyorlarsa onu da ismiyle çağırıyoruz. Bizim metodumuzun ismi neydi? Ortalama al. Ortalama al dedim. Parantezleri açtım. Bir önceki videoda parantezleri açıp kapatıp noktalı virgül koyup bitiriyorduk. Çünkü onlar parametresiz. Onların içerisine bir veri göndermiyorduk. Bunların içerisine bir veri yollayacağız şimdi. Verilerimiz ne? Tam sayı tipinde. Tam sayı verileri gidecek. Yazalım. Sayı yazacağım. Ee, hangi sayıları yazalım? 40 virgül koyuyorum. 50 ve noktalı virgülü koyuyorum arkadaşlar. Şu anda metodum çalışıyor. Çalıştıralım programı görelim. Bakın bana ortalama değerini 45.0 olarak yazdırdı. Diyelim ki ben buna yeni, yine, yine ihtiyaç duydum. Yine bir sayının, iki sayının ortalamasını almak istedim arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda. Ama bunlar farklı sayılar. Ne yapacağım? Geleceğim buraya. 70 yazacağım. Buraya da işte 20 yazacağım ve ortalamasını farklı bir farklı iki sayı üzerinden bulduracağım. Gene programda bir şeyler değişti. Kod yazdım. Farklı bir yerde bunları kullanmak istedim. Buraya geleceğim. 420 yazacağım mesela örnek veriyorum. Buraya da 750 yazacağım. Ortalamasını buldurmak isteyeceğim. 3'ü de çalışacak arkadaşlar. Bakalım. Bakın 3'ünün de ortalamasını bana buldurmuş oldu. Hep çift sayı yazmışız. Biraz da tek sayı yazalım. CTRL V diyelim. Şuraya 41 Buraya da 57 dersem ne olur? Programın çalıştığını yani metodumuzun çalıştığını en azından gördük arkadaşlar. Parametreli metotlar ise bu şekilde çalıştırılıyor. Ha, sadece iki tane mi parametre getirebiliriz? Hayır. istediğimiz kadar parametreyi getirebiliriz. Mesela burada e, virgül koyup int sayı 3 diyebiliriz arkadaşlar. Tabi burada e, sayı 1 artı sayı 2 artı sayı 3 yapıp burada da 3'e bölmek koşuluyla. Peki şunu görelim. Biz bu sayıları elimizle girmeyelim. Kullanıcı girsin ortalamasını alsın. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen scanner yazacağım. Uyarı gösteriyorum kullanıcı. Diyorum ki birinci sayıyı giriniz. int sayı 1 eşittir. Ne yaptım? Kullanıcıya uyarı göstererek sayı 1 ve sayı 2'leri klavyeden dinleyerek aldım ve değişkenlerin içerisine gönderdim arkadaşlar. Attım. Şimdi metodumuza bu değişkenleri gönderelim. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz arkadaşlar. Sayı 1 derim. Bunu sayı 1 gönderirim. Buraya da gelirim. Sayı 2 gönderirim. Ha isimleri aynı. Fark etmez. İsimlerin aynı olması önemli değil. Farklı isimler olabilir. Sonuçta Buradaki değişkenler farklı, buradaki değişkenler farklı. Yani buradaki sembolik isimler farklı arkadaşlar. Tek aynı olması gereken şeyler bunların veri tipleri. Bu da bir tam sayı veri tipinde, bu da bir tam sayı tipinde. Burada ihtiyacımın, burada alacağımı söylediğim verilerin tipleri de tam sayı tipinde arkadaşlar. Görelim, çalıştıralım. Birinci sayı giriniz. Birinci sayımız 100 olsun. İkinci sayımız 75, 50 olsun. Hadi. Gördüğünüz gibi 75 sonucunu ortalama olarak bana yazdırdı arkadaşlar. Bu şekilde siz de metotlarla oynayabilirsiniz. Benim söylediğim gibi 3 tane parametre verebilirsiniz. Bu 3 parametre belki de işte 4, 5, 6 parametre metotlar yazarak çılgınca şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoyla tekrar devam edelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.